Bakan bereketi geldiniz. Evet. Vallahi. Belediye başkanı adayı ve çok kıymetli dostlar, hemşerilerimiz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Sayın Bakanımızın ilçemizi ziyaretleri dolayısıyla burada bulunduk. Kendisi sağ olsun bize destek vermek için, hemşerilerine Azmi Başkan'ı emanet etmek için buraya geldiler. Siz de Sayın Bakanımızın geleceğini duyduğunuzda destek vermek için buraya geldiniz. Ben hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Tabii bizim ilçemiz gerçi böyle kalabalıklara alışık bir ilçe. Ama Sayın Bakanımızın burada olması hasebiyle de ona gösterilen Esenyurt'ta da bir teveccüh var. Hep birlikte inşallah 31 Mart'a kadar da Sayın Bakanımızın da söyleyeceklerinden sonra Azmi Başkan'a burada hep beraber desteğimizle beraber 1 Nisan günü de ben buraya gelen tüm dostlarımızı Azmi Başkan'a belediye başkanlığı makamına Murat Başkanımızla devir teslim yaptığında ben yine bu dostların hepsini oraya da bekliyorum inşallah. Biz tabii büyük bir aileyiz bakanım. Bu ailemizle beraber size hep birlikte hoş geldiniz diyoruz, saygılar sunuyorum. Mehmet Bakan hoş geldiniz. Ben selamünaleyküm diyorum. Bütün hemşehrilerimi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Dediği gibi başkanımızın hep alışırız ya böyle kalabalıklara, hep böyle olalım. Hep 1 Nisan'a kadar eve gitmeyelim, yatmayalım, uyumayalım ama 1 Nisan günü inşallah o mühürü hep beraber gidelim. Bütün belediye binasını merdivenler dahil dolduralım. Onu az başkanımız oraya oturturalım. Dikkat ediyorsanız az bir başkanımız diyoruz. Çünkü biz başkan adayı olarak kabul etmedik, başkan gibi kabul ettik. O niyetle çalışıyoruz. Niyetimiz halis, iddiamız çok büyük. Büyüklükte Cumhurbaşkanımızdan geliyor. 94 yılındaki ekolünden geliyor. Onun yolundan giden yerel yöneticiler olarak daha hizmet etmeyi düşündüğümüzü söylüyoruz. Bu anlamda da çalışmalarımızı ona göre yönlendiriyoruz. Geldiğimiz günden beri, yani seçim startını verdiğimiz günden beri bir şey söylüyoruz. Diyoruz ki biz topyekun kendimizi bir adama emanet etmişiz. Allah ondan razı olsun, Recep Tayyip Erdoğan ismi. O ona emanetiz. O da bize bir emanet gönderdi. Adı Azmi Ekinci. O emaneti aldık. Gönlümüzün üzerine koyduk. Şimdi altını doldurarak çalışarak devam ediyoruz. İnşallah hedefimiz 1 Nisan. Bu 1 Nisan yolunda bize bugüne kadar yaptığı, özellikle ben ismini efsane bakan diyorum. Çünkü kolay değil. Çok önemli bir bakandan görev aldı ki o bakanımız da şimdi bizim Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Binali Yıldırım. Ama hiç bayrağı düşürmeden o efsane çalışmaları yaparak gönlümüzdeki yerini keskinleştirdi. Benim yerimde bakanımızın yeri ayrıdır başkanım. Hani diyorlar da yarım elma, gönül elma, alma. Kıymetli bakanımız hep gönlümüzü alarak çalışıyor. Biz Kars Ardahan günlerinde orada ilgimi çekti, uzun elma gördüm. Dedi ki dur, bu değil. Ben halledeceğim onu dedim. Baktım bir hafta sonra masanın üzerinde uzun elmalar gelmiş. Allah o gönlünüzün güzelliğinizi yüzünüze vuran güzelliği daim etsin. Allah yolumuzu açık etsin diyorum. Tekrar başta buradaki hemşehrilerimiz olmak üzere bütün hemşehrilerimi saygıyla selamlıyorum. Hedefimiz 1 Nisan. Ulaşmadığımız kalmasın insan diye diyerek bitiriyorum. Teşekkür ederim. Sözü de kıymetli milletvekilimiz, o da bizden biri. Bugün hep bizden biriler var. Dolayısıyla da milletvekilimize veriyorum. Gayi Kaynarca hanımefendiye saygılarımı sunuyorum. Birlikte yol yürümekten onur duyduğum dava arkadaşlarım. Her birinizi sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben artık ev sahibi modundayım. Değerli bakanıma hoş geldiniz İstanbul'a diyorum. Tabii sözün hem de hizmetin ustasına ben sözü bırakacağım, o yüzden kısa tutmak istiyorum. Ama şunu ifade etmem lazım. Ben inanıyorum, yürekten inanıyorum. Karslı Ardahanlı, Iğdırlı hemşerilerimiz
AK Parti ile birlikte, Azme ikinci başkanımızla birlikte, Büyükşehir'de Binali Yıldırım başkanlığıyla inşallah hizmete devam diyoruz. Doğru mu? Allah razı olsun. Yolunuz açık olsun. Tecrübeyle, samimiyetle, tevazu ve gayretle inşallah 31 Mart Adalet ve Kalkınma Partisi ve hem ülkemiz hem ümmet için çok değerli bir zaman dilimi olacak. Rabbim hayırlı kılsın diyorum, yolumuz açık olsun. Ve şimdi sözü anons etmekten onur duyuyorum milletvekili arkadaşım. Azmi Başkan'a veriyorum. Azmi Başkan milletvekili arkadaşımız. Ama aynı zamanda Sancaktepe'de kurucu başkanlarımızdan. Yani bu davanın o ilk tohumunu atanlardan biri. Devamında mecliste çok değerli komisyonlarda yaptığı görevlerle birlikte de meclis tecrübesiyle Ankara tecrübesini İstanbul tecrübesiyle birleştirdi. Ve şimdi Esenyurt'a neredeyse büyük şehirle nüfusu, neredeyse değil de öyle 800 bini aşkın nüfusuyla Esenyurt'a inşallah hizmet kervanının yolculuğu olacak. Söz Esenyurt Başkan adayımız Azmi Ekin'de. Yaklaşık 45 gündür Esenyurt'umuzda sizlerle buluşuyoruz, sizlerle konuşuyoruz, sizlerle tanışıyoruz. İstişareler yapıyoruz. Ve hamdolsun Esenyurt'umuz eski dönemlerde olduğu gibi yine AK Parti saflarında durmak yok, yola devam deme konusunda kararını vermiş durumda. Bunun için sizlere teşekkür ediyorum. 31 Mart akşamı rekor bir sonuçla inşallah Esenyurt'ta bir zafere birlikte imza atacağız ve belediye alıp Cumhurbaşkanımıza, Sinegerli Bakanıma hediye edeceğiz. Onun müjdesini şimdiden vermek istiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Sözü değerli bakanıma bırakıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Değerli hanımefendiler, beyefendiler, değerli hemşehrilerim, öncelikle hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Her ne kadar arkadaşlar bana hoş geldin dedilerse de ben de size hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Değerli hemşehrilerim, arkadaşlarımızın her biri gerçekten birbirinden güzel ifadelerde bulundular. Öncelikle ilçe başkanımızdan başlayalım. Elbette ki teşkilatlar AK Parti açısından olmazsa olmazımız. Zira sahada sesimiz onlar, zira sahada kulağımız onlar. Yaptıklarımızı vatandaşa anlatmak adına çok önemli bir görev üstleniyorlar. Yine vatandaşın talebini dinleyerek çözebildiklerini çözmek, çözemediklerini daha üst mercilere aktararak çözüm bulmak adına kulaklarımız. Dolayısıyla ilçe başkanımızdan başlamak üzere ilçe yönetimi, kadın kolları, gençlik kolları yönetiminin sahadaki çalışması çok çok önemli. Bu yolda onlara başarılar diliyoruz. Yasir Başkanım, bu işin kaptanı olarak inşallah 1 Nisan'da sizinle birlikte AK Belediyeciliği elbette ki Esenyurt'ta devam ettireceğiz. Ve inşallah Büyükşehir'de de hakeza 1994'ten beri devam eden 25 yıllık serüvenin yeni 25 yılının başlangıcını da inşallah 1 Nisan'da başlatmış olacağız. Ekip uyumuyla çalışmamızın yansımasını her yerde görüyoruz. Tam da gönül belediyeciliği, gönül işi dediğimiz, millet işi, memleket işi dediğimiz ve hizmeti, tevazuyu, samimiyeti, gayreti önceliklediğimiz bir ortamda bu arkadaşlıkların, bu diyalogların çok önemli olduğunu bir kere daha ifade etmek isterim. Azmi Ekinci Başkanımız, daha sonra milletvekili arkadaşımız, şimdi de belediye başkan adayımız, daha önceden birbirimizi tanıyoruz. Benim sizden ricam, başkalarının ne dediğine bakmadan birlik içerisinde, beraberlik içerisinde öncelikle Esenyurt'ta Azmi ikinci başkanımıza sahip çıkmanız. Komşu ilçelerden de biliyorum burada değerli misafirlerimiz, değerli hemşehrilerimiz var. Elbette ki o ilçelerde de AK Belediyecilik adına hizmet edecek arkadaşlarımıza sahip çıkmanız ve topyekun olarak Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Binali Yıldırım'a sahip çıkmanız önemli. Bunu çok çok önemsiyorum. Ve inşallah onların desteği sadece Esenyurt'un, İstanbul'un büyümesi değil,
Anadolu'ya da el uzatmaları anlamına geliyor. Birliğimiz, beraberliğimiz önemli. Karslı, Ardahanlı, Iğdırlı olarak birbirimize sahip çıkmamız ondan da önemli. Ama daha önemlisi hemşehrimize hizmet etmek, illerimize hizmet etmek. İllerimizin makus talihi AK Parti ile birlikte yenilmeye başlanmıştır. İşte o makus talihi yenmeye devam etmekten geçiyor. Sakın göz ardı etmeyin. Bir Karslı olarak, daha önce İstanbul'da da uzunca bir süre yaşamış bir kardeşiniz olarak ve yaklaşık 8 yıldır Kars'a, Ardahan'a, Iğdır'a milletvekili olarak hizmet eden bir kardeşiniz olarak bir trend yakaladık. Gençlerin deyimiyle yeni bir kalkınma hamlesi yakaladık AK Parti ile birlikte. Yeni bir kalkınma hamlesi yakaladık ki Kars, Ardahan, Iğdır diğer illerle arasındaki kalkınmışlık farkını gideriyor. Muhteşem bir büyüme var. Yeni bir kalkınmışlık yakaladık. Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Esenyurt, gecekondu kenti olmakla anılan Esenyurt, çamur deryası olmakla anılan Esenyurt, şimdi İstanbul'un bir numarası, parlayan yıldızı. İşte bunu durdurmak hiçbirimizin hakkı değil. Bu kalkınmayı durdurmamak için durmamız gereken yer belli, desteklememiz gereken yer belli, birlikte yürümemiz gereken yol belli. O yol AK belediyecilik yolu, o yol Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte olma yolu. Eminim ki hemşehrilerimizin her biri Esenyurt'un bu kalkınmasından memnuniyet duyuyor, gurur duyuyor. Eminim ki hemşehrilerimizin her biri Kars'a, Ardahan'a, Iğdır'a gittiğinde o illerin kalkınmasından, çünkü ben gurur duyuyorum, ben onur duyuyorum, eminim ki onlar da onur duyuyor. Türkiye'nin kalkınmasını, Türkiye'nin büyümesini, Türkiye'nin güçlenmesini istemeyenler ne yazık ki bunu bir beka haline getiriyorlar ve Türkiye'yi 31 Mart yerel seçimleri üzerinden nasıl zayıf düşürebiliriz, onun gayreti içerisindeler. Onun gayreti içerisinde oldukları için Sayın Cumhurbaşkanımız ısrarla ve ısrarla diyor ki bu bir beka meselesidir. Cumhur İttifakı'nın yürüdüğü yol beka anlamında ülkemiz açısından çok çok önemlidir. Aman ha, sakın ha, dış güçlere fırsat vermeyelim. Dış güçler bugüne kadar birçok oyun kurdular. 17-25 Aralık olayları, Gezi olayları, en son 15 Temmuz darbe girişimi, emin ol ki dış güçlerin kurduğu o büyük oyunların sonucuydu. Ve bundan sonra hiç şüpheniz olmasın ki yeni büyük oyunlar peşinde olacaklar. Bugüne kadar nasıl onların oyunlarını bozduysak Allah'ın izniyle bugünden sonra da onların oyunlarını bozacağız. Azmi İkinci'nin ne amaçla burada olduğunu biliyoruz. Ne amaçla? Esenyurtlu'ya hizmet etmek için burada. Binali Yıldırım'ın elini güçlü kılmak için burada. Recep Tayyip Erdoğan'ın elini güçlü kılmak için burada. Daha da önemlisi AK Belediyeciliği burada daha da güçlendirmek için burada. Onun için elbette ki biz sonuna kadar Azmi İkinci'nin, Binali Yıldırım'ın, Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olacağız, yanında olacağız, ekibinde olmaya devam edeceğiz. Sizden istirhamım, ev ev gezin, kapı kapı gezin, lütfen o hainlerin de, hainlerle ittifak yapanların da insanımızın kafasını karıştırmasına izin vermeyin. Ama bu izni sadece Esenyurt'ta değil. Esenyurt'ta izin vermeyin, buna hiç şüphe yok. Elinizin eriştiği, telefonunuzun eriştiği her yer ki bir sinyale bakıyor, Ardahan'da da, Iğdır'da da, Kars'ta da erişebildiğiniz herkese lütfen bunu anlatın. Ülkemizin, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğinin arkasında dursunlar. Hainlerin arkasında durmasınlar. Hainlerin arkasında duranlara kanmasınlar. Bugüne kadar kanmadılar. 17 yıldır Allah sizlerden razı olsun kanmadınız. Amin. İnşallah bundan sonra da kanmayacaksınız diyorum. Bu sadece Azmi İkinci Başkanımıza hayırlı olsun amacıyla geldiğimiz bir ziyaretti. Yasir Başkanım, bizlerden kurtuluşunuz yok.
biz daha seçim sürecinde Murat Başkan çok geleceğiz inşallah. Tülay Başkanım zaten hep burada. Hep burada olacağız inşallah. Buradan hem Esenyurt için oy isteyeceğiz, hem Kars, Ardahan, Iğdır için, hem Büyükşehir için oy isteyeceğiz. İstemeye devam edeceğiz. Ama Allah'ın izniyle 1 Nisan'dan sonra da yine burada olacağız. Yine diyeceğiz başkan geldik, oy istedik. Bakalım ne yapıyorsun, nasıl hizmet ediyorsun? Var mı bize düşen bir şey diyeceğiz. İnşallah o anlamda da yine burada olacağız. Yine sizlerle birlikte olacağız diyorum. Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. Azmiye 2. Başkanımızı, Azmiye 2. Başkanımızı.